20. yüzyılın en büyük devrimini yapmış. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü gerçekten bu savaşı vermiş. Ülkeyi gerçekten tapusunu vermiş. Lozan'da gerçekten kabul ettirmiş olan bir insanın anasına o hakaretvari sözlerin söylenmesini kınıyorum. Bunlar ayrıştıranlar gerçekten namuslu, gerçekten yurttaşlar değil. Ayrıştıranlar bu toplumun, gerçekten bu vatana ihanet edenler. Gerçekten duyarlı insanlar, vicdanlı insanlar, gerçekten aklı önde tutan insanlar, aklını önde tutan insanlar hep gerçekten aydınlığı savunuyorlar. Orta çağ karanlığını da savunanlar, bugünkü çıkar ilişkileri olanlar, gerçekten 5 tane müteahhite bu ülkeyi teslim edenler, çıkarlarımız onlara peşkeş çekenler, onun yanında 1 gram bal için 1 ton odun yalayanlar. Olacak iş mi yani bunlar yani? Bunları kabul etmek mümkün değil. Ben her yerde söylüyorum, hiç de korkum da yok yani. Ben gerçekten bu vatanın sevenlerindenim. Su katılmamış gerçekten. Demokrat bir insanım, Atatürkçü bir insanım, demokrat bir insanım. Herkes özgürce kendisini ifade etsin diyorum. Ben söylediğim zaman tutuklanıp atıyorum. O kendisi bana hakaret ettiği zaman kimse onu tutuklamıyor. Olur mu öyle bir şey? Hukuk kendi elinin baskı altında oluyor. Görmüyor musun ya hukukçuları? Bir de şöyle bir durum var vatandaşlarımızın arasında. Farklı fikirlerden, farklı görüşlerden olduğumuz zaman vatan haini olarak da nitelendiriliyoruz. Yok. Ya birbirimize çok rahat bunları da söyleyebiliyoruz. Onları belli kişiler gerçekten kurguluyor. Toplum içine yaygınlaştırıyor yani. Onu yapanlar var, yaptıranlar var. Belli bir güç yapıyor yani. Belli bir üst düzeydeki güç yapıyor. Derin bir güç yapıyor yani bunları. Söylettirip o kendisi gerçekten bu hale getiriyor. Ayrıştırmak kimseye yarar getirmez. Zarar getirir. Kim ayrıştırıyorsa bu memlekette, bu insana, bu topluma, bu ülkeye hainlik ediyordur, ihanet ediyordur. İşsizlikten, sözüm bu kadar. İşsizlikten de bahsettiniz ama efendim. Gene tekrardan diyeceğim. 10 milyon işsizin olduğunu resmi rakamlar söylüyor kardeşim. Ama varsılı insanların çocukları Türk Hava Yolları'nda, TÜPRAŞ'ta, şirketlerde, devletin şirketlerinde, en üst düzeylerde, turizm bakanlığında hep çalışıyorlar. Bakanlıklarda çalışıyor, yüksek maaşla çalışıyor. Fakirin çocuğunun bir tanesinin işe girdiğini bana gösteremesin. İmtihanı kazansa da giremiyor. Yüksek puan alsa da giremiyor. İlle bir liyakat önde tutulmuyor. Ankara'da gerçekten bir dayın, madeni bir hasın, gerçekten bir de iltimasın olursa girebiliyorsun. Yoksa giremiyorsun. Bana bir tane giren göster ya. Yereller de aynı şekilde. 1-2 maaş değil. İnsan 5 yerde maaş alır mı? Utanmıyorlar mı yani? Hiç sıkılmıyorlar mı yani? Hiç sıkılmıyorlar mı? Bu kadar gerçekten ben işsiz gezeceğim, aç gezeceğim. Şu gençler işe giremeyecekler ama o insanlar gerçekten dayısını, yeğenini, karısını, sevgilisini işe alacaklar. Utanmıyorlar mı? Ben gerçekten utanmaz diyorum, sıkılmaz diyorum. Bunları da kınıyorum. Gençler için de ama efendim siz öyle dediniz. Gençler için de şunu söylüyorlar. Onlar iş beğenmiyorlar. Ya da herkes masa başında mı oturacak? Ya da okumasına kadar getirdiler beyefendi, artık. Beyefendi ben bir dakika, ben yetenekli, yetkili de biriyim, araştıran biriyim. Gençler müracaat etsin, bir tanesini almıyorlar. Arkasında dayısı yoksa, torpili yoksa, gerçekten tam madeni hası yoksa, Ankara'da iltiması yoksa bir tanesi işe giremiyor. Bu doğru. Televizyonlarda izlemiyorsunuz mu yani? Beğenmiyor değil. İş vermiyorlar, iş yaptırmıyorlar kardeşim. Hepsi kendi yakınlarını dolduruyor. Peki amcam nasıl düzeleceğiz? Nelerin olmasını istiyoruz aslında vatandaş olarak? Bir hukuk devleti olacağız. 2. Yargı bağımsız olacak. 3. Gerçekten tamam mı? Parlamenter sisteme döneceğiz. Yürütme gerçekten bağımsız olacak. Yasama bağımsız olacak. Gerçekten yargı güvencesi olacak. Yargıç güvencesi olacak ki kim suç işliyorsa karşılığında cezayı görsün. Torpili varsa ceza almıyor, kapıdan çıkıyor. Gariban olursa içeride yatıyor, çürüyor. Bunlar için tamam mı? En büyük şey hukuk devleti olacağız. Hukuk devleti değiliz. Demokratik, sosyal bir hukuk devleti olamadık. Hala tamam mı? Bu ülkenin içinde diyoruz ki şöyle olamadık. Şöyle olamadık. Şöyle olamadınız. Doğruyum diyebilseydiniz yolsuzluk olmazdı. Çalışkanım deseydiniz bu ülkede aç insan kalmazdı. Küçüklerimizi koruyoruz deseydik cinsel tacizler olmazdı. Vatanımı, yurdumu herkesten çok seviyoruz deseydiniz bu vatanın toprakları satılmazdı. Yazıklar olsun. Hepinize ve hepimize. Bana da yani. Sahip çıkamadık bu ülkeye. Cumhuriyeti kurduk. Cumhuriyetin ilkelerine sahip çıkamadık. Ben söyleyeceklerim bununla ibaret. Teşekkür ederim. Şunu da sormak istiyorum. Hani güzel konuşuyorsun. Fikirlerin de önemli. Muhalefeti de eleştiriyorlar. Aslına baktığımız zaman vatandaşlarımız. Hani muhalefetten yana da bir sıkıntı var. Diyorlar ki projelerini sunamıyorlar. Bize göstermiyorlar. Ne vaat ettiğini söylemiyorlar diyorlar. Siz buna katılıyor musunuz? Yoksa buyurun şöyle gelin. Önünü kessinler yeter. Duyamıyorum. Hukuku güçlendirsinler, değil mi? Demokrasi yapımız konusunda reform yapsınlar. Hırsızlığın önüne kessinler. Denetleme yapsınlar yeter. Başka bir proje yapmaya gerek yok. Ülkemiz yine kalkınır. Siz ne diyeceksiniz?
Şimdi ben söyleyeceğim şimdi şu. Projeler mutlaka yapılıyordur. Projeler biz 1940 yılında köy öncesinleri kurduğumuz zaman gerçekten kültürel bir gerçekten ağaç diktik. Ama ona hazmedemeyen egemen güçler, varsılı güçler, toprak ağaları o aydınlanmanın önünü keserek 52 yılında, 54 yılında kapatıldı. Bu gerçekten bizim için kültürümüzün gerçekten bir budanmasıydı. 78 yılında öğretmen yetiştiği öğretmen okullarımız kapatıldı. Ülke gerçekten karanlıklar içine doğru itildi. Şimdi ise baktığınızda bakın 2,5 milyon kişi imtihana giriyor da 1,5 milyon kişi gerçekten barajı aşamıyorsa bu eğitime siz doğru eğitim, gerçekten Atatürkçü eğitim, bilim eğitimi diyebilir misiniz? Halkçı eğitim diyebilir misiniz? Halkçı bir eğitim yok, yok, yok. Öğrenciler de zaten eğitim sisteminden birazcık dertliler, müzdaripler aslında. Neden muzdarip? Eğitim sisteminden. Eğitim sisteminin kötü olduğundan bahsediyor. Kardeşim adam diyor ki ben buraya diyor puanla geldim. Ben puanla geldim, torpille gelmedim diyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekten sahiplendiği zaman içeri atıyorlar, tutukluyorlar, yargılıyorlar ve dışarıdan insanları getirip baştan da gerek rektör gerçekten dekan olarak atıyorlar. Öğrenciler direniyor. Onlar sopayı dayak da yanıyorlar. Sizin çocuk anneleri oraya gidiyor. Bu çocukları ben doğurdum. Bunlar puan alarak geldiler, torpille gelmediler, parayla gelmediler diyor. Onlar gerçekten Sami türkülerini söylüyor, sazlarını çalıyor. Bunlar da memleketi çalıyor. Teşekkür Gitti ederim mi? Hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki. Sen bunu sen söylüyor. Madem o şekilde girdin. Siz bilirsiniz. Siz o şekilde girdiniz. Tartışmaya da açık olmanız lazım. Nedir abi problem olan? Kaçtı. Problem gördüğünüz değil. Ondan konuşacaktım. Şu anda eğer talebe yetişmiyorsa bu talebenin fazla özgür olmasından ileri geldi. Ben de talebeyim. Talebeydim. Ben de devlet mühendisliğinde okudum. Şöyle yapalım mı abi? Hayır. Konunun çok ortasından girdik. Bizim derdimiz bir dakika. Benim derdim ekonomi. Ekonomiyi nasıl görüyorsunuz? Öyle başlayalım daha eğitime gidelim istek kardeşim. Martin Gestire, ben salsepetiyim içeri. Dur. Ben makine mühendisiyim. Ben yatırımın ne olduğunu bilen, ben yatırımın ne olduğunu bilen ve yatırımların içerisinden gelen bir insan olduğum için şu anda yapılan yatırımların... Evet, abiciyi tanıyorum ben. Abim şunu soruyorum. Çok basit bir soru soruyorum. Soruyorsun evet. Hani yatırımlar oraya giriyoruz, buraya giriyoruz, tamam. Buraya girip çıkmayalım. Ekonomimiz iyi mi, kötü mü? Bana göre dünya genelinde iyi. Dünya genelinde iyi. Dünya genelinde. Nasıl abi? Enflasyon al... Şöyle soralım. İngiltere'de enflasyon ne kadar? %6. Almanya'da 5,5. Amerika'da 8,5. Peki bizde açıklanan %61 resmi rakam. Ben de sana söyleyeyim. Açıklanmayanları da söylemeyeyim istiyorsan. İstersen söyle, istersen buyurun, söyle. Ben de sana diyorum ki Türkiye üzerine oynanan oyunlar. Ne gibi oyunlar? Her türlü. Nedir mesela? Her türlü. Şimdi söyleyebiliyorsanız oyun diyebiliyorsanız bunu da demeniz lazım ki bize şöyle oyun oynayın. 2 dakikalık bir konuşmayla olacak iş değil. Abicim dünya sen senin üzerinde oynuyor. Dünya nasıl oynuyor ya? Nasıl oynuyor? Çiteteli oynuyor. Nasıl oynuyor abi? Bana onu söyle. Yani ben diyorum ki sana dünya diyorsun ki eyvallah oynuyor. Sen şimdiye ben kadar... şunu demeye çalışıyorum. Dünya bizim sen üzerimizde şimdiye nasıl kadar, oynuyor? Sen şimdiye kadar Amerika'ya sen gittin. Sen dış politikanı güçlendirmezsen herkes oynar zaten. Şu anda senin dış, evinin kapısı açık kalırsa şu anda, hırsız gider zaten. Şu anda dış güç de kuvvetli. Ya ne dış güçleri? Ya, abi, abi. Şu an geliyor dolar çiteli oynuyor. Dış güçler. Sen İmamoğlu, 80 centi ne zaman unuttun? İmamoğlu zam yaptı. Akaryakıt yükseldiğinden dolayı. O zaman diyorlar ki İmamoğlu vatan haini. Evet. Bu nasıl oluyor? Yani İmamoğlu geldiği zaman sana ne söyledi? Ne dedi? Her şey çok güzel olacak. Evet oldu. Talebe. Olacak. Talebeler de dedi. Gelirler neredeyse sabit. Giderler %150'ye yakın arttı bir sene içerisinde. Valla her ay, her hafta girdiğimiz aynı market fiyatlar sürekli değişiyor, artıyor. Hiç düşen yok, sabit kalan yok. Yani sürekli artış var. Neden artış olabilir? Bir sürü nedeni olabilir. Yani işte şeyde benzin fiyatlarının, mazot fiyatlarının artması tabii ki etken. Başka girdilerin artmasının etken. Öbür taraftan tüketici, üretici enflasyonu arasındaki fark kapanması lazım. O kapanmaya devam ediyor. Daha da artmaya devam edecek. Peki efendim nasıl düzelir sizce? Nelerin olması lazım? Bu enflasyon nasıl düşer? Biraz kamuculuk anlayışına değişmesi gerekiyor. Yani devlet yönetiminin. Özellikle alt gelir seviyelerini düşünüp devletin daha korumacı yaklaşıp özellikle alt seviyedeki insanların işte gıdadır, ulaşımdır vesaire onlara kolay ulaşımını sağlaması lazım. Gelir adaletsizliği mi var diyorsunuz aslında? Kesinlikle. Dediğim gibi önce adaletli bir yönetim, liyakatli çalışanlar, komple yani ülkenin baştan değişmesi. Çoğu vatandaşımız hep adaletten şikayetçi efendim ama adaletin olmadığına düşünüyor musun? İnanıyor musun? Yani yaşadığımız, gördüğümüz, dün bile yaşadıklarımız onun örneği. Dolayısıyla aksi bir şey yok. Peki
ki efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan da şöyle bir açıklama yapmıştı. Hayat pahalılığının farkındayız dedi. Farkındalar. Herkes farkında ama bir şey yapması lazım. Yani yönetimde olanların bir şey yapması lazım. Yapmazsa dolayısıyla farkında olsa da farkında değil. Verilen sözlerin uygulamaya geçmesi lazım. Yok. Tabii ki bir şey yok. Hep sözde mi? Hep söz. Dolayısıyla uygulama yok. Siz dediniz ki ekonomiden memnun olan var mı dediniz ama bazı vatandaşlarımız da memnun. Neden memnun oluyor? Ülkenin belli bir kesimi var ki %5 diyelim ya da ona %7 diyelim. Tabii ki onlar gelirden büyük pay alıyorlar ve şeyden de şartlar ne olursa olsun daha büyük kazanmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla onlar memnun. Peki bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanmayı tercih ederdiniz? Oyumu hangi yöne kullanacağım o zamanki şeyim ama yani şu anki yönetim yani iyi gitmiyor. Kararsızlardansınız aslında. Hükümet tarafın kararsızın kararlılarından. O nasıl oluyor efendim kararsızın kararlıları? Yani muhalefetten bir aday diyorsunuz. Belli ama yani öyle bir sistem değişikliği lazım. Ahmet yerine Mehmet gelecekse bunun hiçbir önemi yok. Ahmet olmuş ama Mehmet olmuş. Muhalefet de çok eleştiriliyor aslında. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte onu söylüyorum. Evet, evet. Ahmet yerine Mehmet geçirmek değil. Komple sistemin çalışır hale getirilmesi lazım. Cumhuriyetin kurucu ayarları vesaire deniyor. Yani sistemin çalışır hale gelmesi lazım. Şu anda sistem çalışmıyor. Yani şeyler de tıkanmış. İşte %5, %7 gayet memnun ve geri kalan memnun tamam, değil. Olmadı. Bugünden yarına düzelmeyeceği ortada. Yani kim gelirse gelsin işi zor ama istikrarlı gitmesi lazım. Halka iyi anlatmaları lazım çünkü sıkıntı çekecek herkes. Çekmeye devam edecek. Halkın beklentisi de işte birdenbire A yerine B'ye geldiği zaman düzeldi anlamına gelmeyecek. Dolayısıyla halkın da sabırlı olup anlatılanları dinlemesi lazım. Bir kere halkı içine katması lazım gelen yönetimin. Yani işi zor çünkü yani coğrafik olarak da yani insan yapısı olarak da işte şeyi genç bir şeye sahibiz. Kuşağa, bölgede de sözümüzü geçirebilecek bir şeye sahibiz. Dolayısıyla içinden çıkılmayacak bir şey değil ama süreç alacak. Yönetimin özellikle sabırlı davranıp anlatıyor olması lazım. Halkı içine katıyor olması lazım. Başından sonuna yani en küçük devletin en küçük kurumlarından en büyük kurumlarına kadar en tepeye kadar çalışır hale gelmesi. Adaletin, liyakatin yer bulmasını her kademede.